Bu dersimizde SQL standartlarından select tab işlemini inceleyeceğiz. Select tab bir veri çekerken kullanacağımız ek bir sorgu parçacığıdır. Bunun birçok veri tabanında farklı karşılıkları vardır. Yani ana yapı birdir, mantık birdir. Ancak farklı veri tabanı programlama dillerinde farklı şekillerde kullanılır. Aynı özellik. Bunun yapısını inceleyeceğiz ve birkaç örnek yaparak konuyu tamamlayacağız. İlk olarak sintaksimize bakalım ve ne olduğunu anlayalım. Bunda mantık şu şekilde çalışıyor. Örneğin bir makale sisteminde şöyle bir ihtiyaç olduğunu varsayalım. En üstteki İşte 100 makaleden diyelim 10 tanesini bana getir şeklinde bir isteğimiz olduğunda bunun için kullanılacak en basit sorgu tab sorgusudur. Çünkü en üstteki 10 kaydı istediğimizde direkt select tab 10 şeklinde vermemiz yeterlidir. Bize 10 kaydı getirir. Bunun mantığı özetle budur. Şimdi bunun MySQL söz dizimi standardına bakalım. MySQL'de mantığı aynı olsa da kodlama tarzı farklıdır. Orada tab şeklinde değil, limit ile kullanılır. Select sütun isimleri, from table name, limit ve kaç kayıt isteniyorsa, yani tab olarak kaç kayıt isteniyorsa o numarayı vermemiz gerekiyor. Bir örnek olarak bizim kullanıcılar tablomuzda eğer MySQL'de olsaydı nasıl sorguyla ne kaydı gelirdi ona bakalım. Select yıldız from kullanıcılar deseydik ve limit 5'i ekleseydik. Burada tabii ki 4 kaydımız var. Örneğin bunu 2 yaptığımızı varsayarsak bu MySQL'de bize 10 ve 11. user ID'lerine sahip kayıtları getirirdi. Çalışma prensibi gereği bu şekilde çalışırdı. Peki bunun Oracle'daki karşılığı nedir? Oracle'da ise ne tab'tır ne de limit'tir. Oracle'da row number ile çalışır. Bunun kısa adı row num'dır. Row num. Bunun çalışma mantığı da aynıdır. Ancak kodlama tarzı biraz farklıdır. O da şu şekilde select normal sütun isimleri from table name ver row num küçük eşittir ve kaç kayıt istiyorsak onu veriyoruz. Buna örnek olarak da gene aynı şekilde bakarsak olaya select yıldız from kullanıcılar bu Oracle'da olsaydı ver row num küçük eşittir 2 dediğimizde bize 10 ve 11. kayıtları getirecekti. Çalışma dediğim gibi gelecek sonuçlar aynı ancak kodlama tarzı farklı. Birisi PLSQL, diğerisi MySQL'in SQL dili. Bunu SQL Server'da nasıl yaparız? SQL Server bunun tab kısmını destekliyor. Tab standartını destekliyor diyebiliriz. Bunu select tab 2 yıldız from kullanıcılar şeklinde çalıştırdığımızda bize de aynı şekilde bu sorgu sonucu gelecektir. Burada görüldüğü gibi az önce söyledim 10 ve 11. kayıtlar geldi. Cihan ve Kerim kayıtları. İşte diğerleri de aynı sorgu sonucunu gönderecektir. Bir de bunun percent kullanım şekli var. Burada tab 2 dediğimde bana 2 kayıt getirir. Yani ben buradan 100 kayıt bile olsa ben bunların içerisinde tab olan 2 kaydı istiyorum. Bu şekilde bana 2 kayıt gelir. Ve içerisinde kaç kayıt olduğunu bilmiyorum şu an burada. Mesela 1 kayıt vardır. Ben 2 kayıt istemişimdir bu sorgu içerisinde. Halbuki tabloda 1 kayıt olabilir. O zaman bana 1 kayıt gelecektir tabii ki. Mesela 5 kayıt ile deneyelim bunu. Çünkü tablomuzda 4 kayıt var.
Gördüğünüz gibi 4 kayıt geldi ama ben 5 istedim ve tablomda 4 kayıt var. Bu tür durumlarda işi biraz daha dinamik hale getirmek için nasıl bir yol izlenebilir? Select Tab 75 dedim mesela. 25 ile başlayalım. Bu yüzde tarzında çalışma mantığı diyebiliriz. Örneğin 100 kayıt varsa bunun ben %10'unu istediğimde, yani top 10% for, yıldız from kullanıcılar dediğimde bana 10 kayıt gelecektir. Çünkü 100 kaydın %10'u 10 kayıt olacaktır. Bu şekilde bir yüzdeleme çalışması. Mesela burada %25 ne olur? 4 kayıt olduğuna göre %25 1 kayıt olacaktır. Ben bunu %25'ini isteyeyim. Bakalım. Göründüğü gibi tek kayıt geldi. 50 geçelim. Direkt 75 diyeyim. Bana 4 üzerinden 3 kayıt gelecektir. Göründüğü gibi %100 desek 4 kaydın tamamı geldi. Bu şekilde bir yüzde çalışma mantığı diyebiliriz bunun için. Bu da önemli ve faydalı özelliklerden birisidir.